Evet rakamlarla Galatasaray Beşiktaş derbisi bu şekilde. Şimdi ben hemen Mehmet Özcan'a döneceğim. Zira iki gün önce Galatasaray'ın basına açık antrenmanında Onyekuru'nun bir sakatlık yaşadığını ve idmanı yarıda bıraktığını canlı olarak biz de ekranlara getirmiştik. Şimdi tabii ki Sarı Kırmızılı Camii'ye Onyekuru'dan gelecek haberi bekliyor. Bununla ilgili bir bilgi var mı elimizde neler söylersiniz? Galatasaray bu sezon belki de ilk kez tam kadro olmuştu bir maç öncesi. Ee... Adem Büyük önce çift kale maçta topsuz oyundaki Adem'in ciddi bir şey olacağı belli oldu. Topsuz oyunda bir oyuncu sakatlanıyorsa zaten orada bir eyvah dersiniz ki Adem'in şu an iki haftada olmayacağını belirtelim. kuru da şöyle bir sevinici var. Yorgunluğa bağlı bir adele zorlanması öyle söyleyeyim. Masajla yoğun tedavi uygulanıyor. Benim tahminim ve öngörülerim aldığım istihbarat cumartesi günü yani yarın son taktik çalışmaya katılır Onyekuru. Pazar günü derbi de olur. Ben derbi de ilk 11 olmasını bekliyorum ki Onyekuru Kuru. Fatih Hoca'nın şu anki hücum planlarında bir numaralı oyuncu diyebiliriz. Hani Emre babayı yedek bırakıyor ki bence oyun Kurumu mu Emre Akbaba Kesinlikle oyun kuru derim. Ee, e, ben de acabalarım vardı Monaco'da 6 ay oynamaması ama e, Galatasaray'a geldikten sonra Fenerbahçe maçıyla birlikte izliyoruz. Müthiş bir hücum silahı. Oyun zekası da e, her geçen gün üstüne katıyor. Defansa zaten savunmaya yardımı da var. Son vuruş diyoruz işte o son vuruşları zaten yapanı Liverpool'da man ediyorum ben yani o kadar efor sarf edip ki benim bir de Onyekuru ile ilgili takdir ettiğim bir başka özellik Volkan bilmiyorum dikkatini çekti mi? 1 metre 2 metre offside'a kalmıyor hiç. Yani vardan anlayabiliyorsunuz evet. Offsite. Bu da çok oyun zekasını gösteriyor aslında. Çok ciddi bir hücum silahı. Dinlendiriliyor. Doğrusunu yapıyorlar. Yarın muhtemelen taktik git bana katılır. Pazar da sağda olur. Ben ki zaten şimdiden söyleyeyim. Sivas deplasmanındaki ilk 11'de Volkan'la burada uzun uzun konuştuk. Sivas'taki Galatasaray'ın iyi futbol oynadığını. O ilk 11 değişmez diye Volkan Demir. Onyekuru konusunda e, tabii bu istihbarat ışığında değerlendirme yapmak lazım. Onyekurulu Galatasaray ile Onyekurusuz Galatasaray arasında çok ciddi farklar var. Yani e, sezon ilk yarısı ile ikinci yarısı arasındaki fark gibi bir fark var. <laughs> Çünkü Onyekuru e, rakibin sizi e, kolay kontrol etmesini engelliyor. Açık ve net. Çok elle tutulabilecek bir oyuncu değil. Hani e, böyle civa gibi derler ya e, tutamıyorsun işte Fenerbahçe deplasmanında çok önemli bir rolü var. Bence galibiyetteki bir numaralı e, Pay Onya Kur'un. Onun dışında e, bu futbolunun yükselişinde futbol olarak e, Galatasaray'ın yükselişinde yine aynı şekilde Onya etkisi tabii ki Falcao ile birlikte Falcao'nun yükselen performansı ile birlikte e, çok değerli. E, galibiyet serisinin bir büyük bölümünde ikisi de yoktu aslında ama Futbol e, fark futbol fark ediyor. Futbolun yükselişinde hem Onyekuru'nun hem de Falcao'nun ilk 11'de olduğu maçlar seri var. Seri belirtelim Volkan yani Onyekuru'nun varlığı serinin evet. de o pasör özelliğini çok net ortaya çıkartıyor. Aynen öyle. Ee, yani Babel Onyekuru değişimi Galatasaray'da bir oyuncuyla bir şey değişir mi demek ki değişiyor. Burada hepimiz görebildik ki sadece Babel'in yerine yani Onyekuru'nun konulması bile Galatasaray'da birçok şeyi, hatta bir futbol felsefesini değiştirdi. Çünkü neden? Topu çizgiye kadar taşıyabilen ya da ceza sahasına kadar rakipten daha hızlı girebilen bir oyuncuya kavuştunuz. Fundamental da çok iyi. Yani siyahi oyuncularda genelde böyle problemler olur. Özellikle koordinasyon konusunda. Ama Belçika altyapılı olması bunun da okulunun iyi olduğunu gösteriyor. Zaten geçen yılın Şampiyonluğun mimarlarından bir tanesi Onyekuru. E, bu yılda eğer Galatasaray şampiyon olacaksa yine o şampiyonluk öyküsünde e, en önemli sayfalardan biri yine Onyekuru'ya ayrılır. E, Beşiktaş maçı özelinde konuşmak gerekirse Gökhan Gölü'nün dönem dönem yaşadığı sakatlıklar e, o bölgeyi istikrarsız hale getirdi. Yani Onyekuru'nun karşısında oynayacak oyuncu konusunu e, istikrarsız hale getirdi. E, Douglas'ın da e, sezonu, sezonu da. kapattığını hatırlatalım. Burada sanki e, Galatasaray-Beşiktaş karşısında bir avantaj sağlayacak gibi duruyor. Yani eğer Gökhan %100 formla ya da e, çok net fit bir şekilde Onyekuru'nun karşısına çıkmazsa zor anlar yaşayabilir. Mehmet Hocam sen ne dersin bu konuda? Onyekuru e, Fatih Hoca aslında haklı çıktı. Hani ben kendi adıma söyleyeyim, kendimi de eleştirmeyebilirim. 6 ay boyunca Onyekuru'dan başka oyuncu yok mu diyordum ki bu yüzden sezon başında geri Rodriguez'lik haberi kaldı. Hani, ben Suudi Arabistan'dan dönüş kararı aldım. Galatasaray'a dönmek istemini Biz Onyekuru'yu alacağız. İstediğin takıma gidebilirsin denildiği için e, Fenerbahçe'yi tercih etti. Öyle söylüyorum. Ve bir panik transfer yapıldı. Emre Mor. Ama gelinen süreç Onyekuru'lu Galatasaray bambaşka bir e, iğme kazandı. Artı ben burada seriye dönem kazanıyorum. Galatasaray sadece Onyekuru'yu değil seriyi de kazandı. Son maçlarda seri de çok ilk yarı ikinci yarı performansı ya, çok çok farklı geldi. Benim gerçekten. hatta hani mesela Fenerbahçe maçındaki bir numara demin Volkan Onyakur diye katılıyorum oraya da iki numara seri koyuyorum mesela hani iki oyuncuyu birden kazandı artı hız çabukluk e, ve dediğim gibi takım arkadaşlarının o özgüvenle uzun paslar atması ki çoğu pası yakalıyor oyun zekasında da ben yani çoğu bu tip, bu tip hızlı oyuncularda. Oyun zekası anlamında da bir pas alışverişi olur, savunma arkasında koşularda, offside yakalan e bunları da görmüyoruz Onyekuru'da. Onyekuru, bir de şu gerçek de var, Onyekuru ile Falcao'nun olduğu takım bir emrak baba yükseğe evet, sahip Özür olmaz. Özür diliyorum, bir son dakikamız daha var ekranlarınızda görüyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Maç önceleri seremonilerde sokalaşma olmayacak son dakikası. Ki bunu dün akşam oynanan Medipol-Başakşehir-Kopenhag maçında da görmüştük. Aynı önlemin Süper Lig'de de devam edeceğini söyleyelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir kararı bu. Maç önceleri seremonilerde tokalaşma olmayacak. Zaten alınacak bireysel önlemlerde de ilk sırada yer alıyor. Tokalaşmamak, sarılmamak, öpüşmemek. Bu anlamda bu durumun seremonilere yansıyacağını da söyleyelim. Klop geldi aklıma. <laughs> Atletico Madrid maçında... Giriş sırasında taraftar elini uzattığında bir tepki verdi o da. Uzat evet, evet. elinizi diye. E, normal. E, biz de artık tokalaşmıyoruz. Hayatın her alanında uyguluyoruz. Soruz spor değil. Ya, alınabilecek zaten ilk sıradaki e, tedbirlerden Tabii. birisi bu. E, o ko o, o konucada dün e, maçın sonunda e, dördüncü hakemle dirsek de e, selamlaştı. Yani artık bunu hayatımıza e, bir yeni bir selamlaşma şekli olarak sokmamız gerekiyor. Özellikle kış aylarında bu tip virüslerin Artması ya da bu tip vakaların artması sonrasında e, bunun e, bir önlem olarak, insanlık adına bir önlem olarak kullanılması gerekiyor. Zaten e, belli başlı önlemler var. Yani şimdi biz burada tekrarlamayalım. Tabii Günlerdir ki, tabii insanlar ki. aynı şeyleri e, dinliyorlar. Ya 14 tane bir anayasası var bu işin. O anayasayı uyguladığınız zaman... Bu arada yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Malum e, tedbirler açıklandı. Sadece seremonide tokalaşma değil, statlarda kullanılacak alanlar dezenfekte de edilecek bir taraftan. Her maçta hem seremonide tokalaşma çalışan. olmayacak hem statlarda kullanılacak alanlar dezenfekte edilecek. Her ne kadar seyirci girmese de tabii ki e, kulüp çalışanları ordalar, sporcular, e, teknik işçiler oradalar, evet. basın mensupları aynı şekilde orada olacak. Bu nedenle statlarda kullanılacak alanların dezenfekte edileceğini de duyurmuş Türkiye Futbol Federasyonu. Vallahi biz ülke olarak benim gördüğüm kadarıyla biz gayet iyi gidiyoruz. Yani maşallah diyeyim. Evet. Bu arada evet. maçlarda izin verilen e, pankartlar dışında herhangi bir e, etkinliğe de izin verilmeyecek. Ben şu Bu an, an bir şeyi dinleyip. düşünüyorum. E, kusura bakma ezgi böldüm. E, protokol tribünde bir sanki oluyordu Volkan. Taraftarsız maçlarda biz e, yani kulüp, özel davetli grubu oluyor. Kulüp e, şey yönetim evet. başkan herkesin şeyi oluyor. oluyor. Bir limit e, oluyor öyle. Limiti hatırladım. oluyor onlar dahil olur Ya onlar 50 kişi, ya, 100 kişi Ya taraftar da demiyorum. <laughs> tabii, tabii. Bağırma, çağırma ama hani ki. statta bulunma anlamında hani bir 500 kişi olacak zaten maçlarda. Yani o yüzden de sırf hani taraftar gelmiyor tamam ama hepimizin, e, biz basın mensupları başta olmak üzere de tabii ki, oradaki... bu önlemlere riayet etmemiz gerek. Bu arada altyapı e, müsabakaları ertelenmiş. Futbol gelişimlikleri müsabakaları ertelenmiş. Evet. Z ne zaman e, Şimdi pankartlardan bahsettik biz de, e, tokalaşmadan bahsettik, dezenfekte edileceğinden. Aynı şekilde refakatçi çocuk uygulaması da e, yapılmayacak. Bir tane daha şey de söyleyelim. Evet, futbolcularla birlikte sahaya çıkan çocukları e, görmeyeceğiz yani maçlarda. Paris Saint Germain Dortmund maçında oldu. Stad dışında toplanan taraftarlar, bence burada hani bizim ülkemiz iyi bir sınav veriyor ki, Beşiktaş'la dün taraftarı da bir açıklama yaptı, lütfen uğurlamaya gelmeyin diye. Bu da önemli aslında. Bizim Normalde biz hani hep kendi insanımızı eleştiririz bazı konularda işi çok olurunda bırakıyoruz diye ama Avrupa bu sefer bizden daha sınıfta kaldı diyebilirim aslında. Aslında durum öyle değilmiş. Kesinlikle öyle. Yani biz aslında diğerlerine göre çok daha tedbirli ve çok daha önceden yani önlem en alan bir beri bu süreç ülkemiz. gerçekten çok doğru ve hı hı. çok soğukkanlı bir şekilde yönetildi. Bunun avantajını da zaten şu anda görüyoruz. Az önce söylemiştik, tekrarlayalım. Bizim verilen pankartlar dışında etkinlik yapılmayacak. Maç öncesi seremonide tokalaşma yapılmayacak. E, futbolculara refakat eden çocuklar aynı şekilde e, müsabakalara alınmayacak. Ve statlarda kullanılacak alanlar dezenfekte edilecek. Bunlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı maddeler. Son dakika olarak ekranlarınızda da görüyorsunuz. Zaten e, taraftar olmayacağı için e, çok fazla risk de ortada olmayacak açıkçası.